Bir öğlen vakti ipleri kök boyasıyla boyanmış, özenle dokunmuş ince nakışlı seccadesinin üzerinde tam ellerini açmış dua ederken, birdenbire avuçlarının içinin bomboş olduğunu gördü Nurettin. Günde 5 kez açarak göğe döndürdüğü ellerini bir yabancının elleri gibi izledi bir süre. İzledi ve irkildi. Şimdiye kadar hangi yakarış onun avuçlarını kendisine layık görmüştü? Çok düşündüğü halde can havliyle kendisinden göğe yükselen bir yakarışı bulup çıkaramadı. Yakarışlarının silikliği, tutkularının ölgünlüğü, beklentilerinin bayağı oluşu rahatsız etti onu. "Acaba ne var?" diye sordu kendi kendine. "Acaba ne var? Şu kendinden geçerek ellerini açıp yakaran bunca insanın avucunun içinde. Belki de pek çok insanın aklına takılan sayısız sorudan biriydi bu. İstese her insan gibi o anda unutkanlığın kuyusuna bırakır, kendi dünyasına, kendi bahçesine, gölgedeki şiltesine geri dönebilirdi. Ama öyle yapmadı. Kendine bir soru sordu. Ve kendine sorduğu sorunun cevabını fazlasıyla ciddiye aldı. Annesinin tellikler eskiterek seçtiği tatlı karısını, birbirlerinin peşi sıra doğmuş 3 çocuğunu, ölünceye kadar kılını kıpırdatmadan geçinebileceği yüklü mirası, arkadaşlarının latifelerle süslü sohbetlerini, üzerinde keyifle oturduğu yumuşak şiltesini orada öylece bırakıp, hiç tanımadığı öbür Nurettin'in hayatına doğru yola çıktı. Nurettin, Kazvin'den yola çıktığında, Sur kenti, meydanının bir parçası haline gelecek olan Mecnun'un çok uzağındaydı daha. Sorusuyla beraber konağının çift kanatlı kapısından hayata çıkan Nurettin, insanların bedenleriyle, nefesleriyle, bakışlarıyla çoğalttıkları çarşılardan geçti. Orta halli mahallelerin, orta yere dökülmüş sırlarının içinden, pek çoklarının yolunu bile bilmediği yağlı, dumanlı ve insana baygınlık veren izbe yerlerden, bilginlerin çıralarından, çömezlerin kitapları küçümseyen aklından geçti. Yeni bir cesedin sıcaklığından, mezarlıkların serinliğinden geçti. İnsanların her bir yaşından, her bir yaşa denk düşen apayrı hallerinden, günlük işlerden, bıkkınlıklardan ve beklentilerden geçti. Kuytu mescitlere uğradı kimi zaman. Dağ kenarlarına kurulmuş tekkelere misafir oldu. Deve kervanlarıyla birbirinden uzak iki kent arasında gidip gelmekten yüksünmedi. Yolu uzadıkça aklındaki sorunun da yolu uzadı Nurettin'in. Bir insanın avuçlarının içinden aldığı korkuyu bir başkasının cesaretiyle yüzleştirdi. Beklentiyle şükrü yan yana getirdi. Arzuyla sadeliği karşılaştırdı. Dikkat kesildikçe çoğaldı dikkat kesildiği avuçlar. Avuçlarda saklananları sayamaz oldu. Fısıldayarak dua edenlerin avuçlarından öğrendikleri, sessizce duaya çekilmişlerin kapılarını da araladı ona. Bir yerden sonra avuçların açılış şekillerine bakarak isteklerin rengini anlar oldu artık. Oturuşlarından, kollarını uzatışlarından, bellerini büküşlerinden, parmaklarının birbiriyle irtibatından insanların niçin yakardıklarını bilecek duruma geldi. Sırlarının insanın kapısından çıkarken bedene verdiği biçimi ayırt etmekte ustalaştı. Neler saklamıyorlardı ki insanlar avuçlarında? Sürekli efendilerini öven uşaklar, aslında onlara duydukları nefreti saklıyorlardı. Dürüstler, hiç kimsenin bilmediği ihanetleri saklıyorlardı. Sözüne çokça güvenilenler, söyledikleri sayısız yalanı. Herkesin çok sevdiği insanlar, kendilerine duydukları sevgisizliği saklıyorlardı. Dostlar birbirlerine kazdıkları kuyuyu, katiller ellerindeki kanı saklıyorlardı. Günahkarlar masum bir bahçeyi, kahramanlar korkaklıklarını saklıyorlardı.
her şeye aklı erenler, kolayca geçilecek bir engelin yüksekliğini, gururlu fakirler zalim bir zenginliği, kısalar uzunluğu, çirkinler güzelliği, yaşlılar yaşamayı saklıyorlardı. Nurettin pek çok avuç içi gördü göğe açılan, pek çok avuç içinde saklanan sayısız istek gördü. O, aklına düşen sorudan kendini alamadığı için tıpkı bir toz bulutu gibi avuçtan avuca gezip durdu yıllarca ve gördü ki sırrını çözdüğü her avuçta insanla vicdanı arasındaki mesafe açılıyor. Gördü ki görünen hayatların pek çoğunun bir başkası tarafından görülmeyecek kadar kalın bir astarı vardır. İnsanlar balçıklarını tıpkı bir zırh gibi kullanıyorlardı. Bir zırh gibi kullanıyorlar, başkalarından sakladıkları ne varsa o zırhın içine doluşturuyorlardı. O zırh tıka basa dolunca bir genişliğe ihtiyaç duyuyor, ellerini çoğunlukla bu vakitte açıyorlardı gökyüzüne. Herkes içinde başka bir dünya, başka bir arzu, başka bir kişi taşıdığı için hayat, gerçek yüzü özenle saklanmış, zekice bir oyuna dönüşüyordu. Gördükleri Nurettin'in dünyanın görüşüne olan güvenini sarstı. Ona Mecnun lakabının takılması, insanların balçıklarının içinde sakladıklarını alenen söylemeye başlamasından sonra oldu. Bir ayna gibiydi sanki. Ona çarpan ne varsa öylece ele veriyordu kendini.